Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz 2004 model Audi A6 Allroad Quattro. Öncelikle test konuğumuz olan aracı bize temin ettiği için Sivas, Özmer ve Oto'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Dediğim gibi test konuğumuz olan araç 2004 model ve 2.5 litrelik turbo dizel motoruyla birlikte geliyor. Audi A6'nın C5 kasa kodlu nesli, yani ikinci nesli bir otomobil. Audi A6 ilk kez C4 kasa koduyla 1994 yılında üretime başlamış. 97'ye gelindiğinde bu ikinci nesli üretime geçmişti. Bundan evvelinde Audi modellerini Audi 100, Audi 90, Audi 80 diye adlandırıyordu. Bir önceki neslinden itibaren kasa isimleri değişmişti. Test konuğumuz olan araç dediğim gibi C5 kasa kodlu olan bir araç. Bu otomobilin 1.8 litreden başlayıp bu 20 valfli bir motor, 4.2 litre 40 valf V8 silindir motora varana kadar 20 farklı benzinli motor seçeneği, 1.9 ve 2.5 olmak üzere 2 farklı dizel motor seçeneği yer alıyor. Tabi dizel motor seçeneği 2 tane ama bu da kendi içerisinde değişiyor. Mesela bu otomobilin üzerinde bulunan 2.5 litrelik dizel motorun çok farklı güç seçenekleri, çok farklı tork seçenekleri var. Bizim test konumuz olan araç 180 beygirlik versiyonu. Bu otomobilin üzerindeki motor da yine V6 ve 24 valfli bir motor. Turbo destekli dizel bir motor. 180 beygir güç, 370 Nm tork üretiyor. Aracın toplam ağırlığı 1850 kilo civarında, 455 litre bagaj hacmi, 630 kilo taşıma kapasitesi ve 5 ileri tam otomatik şanzımanıyla 9.6 saniye 0-100 süresi bize sunabiliyor. Audi A6 C5'in ilk çıktığında sedanın yanında S6 ve RS6 modelleri çıkmıştı. Bu da onların ardından üretilmeye başlanan, arazide kullanılmak için üretilen bir A6 modeli. Benzerini Volvo'larda da görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bu otomobilde de Allroad adıyla üretildi arkadaşlar. Audi'lerde artık Allroad bildiğimiz, sevdiğimiz ve cazibe duyduğumuz otomobiller haline geldi. Bu aracın özelliği sürekli 4 çeker sistemine sahip olması, ayarlı süspansiyonlarının olması ve Quattro sisteminin torsen tabanlı olması. Bu otomobil ilk üretildiğinde Audi bu otomobile yarı offroad otomobili demişti 99'da. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra otomobilin detaylarına geçelim arkadaşlar. Şöyle önde baktığımız zaman mercekli farlarımız, ön park sensörlerimiz, bu gri renkli, farklı renkli tampon dodiklerimiz ve aynı zamanda burada far yıkamalarımız var. Quattro yasası ve 4 halkamız burada. Ön kısmı oldukça sakin, düzgün. Kütbe hattı var ama 0.28 sürtünme katsayısına sahip bu otomobil. Yanda 17 inç jantlar var. Yine dodikler gördüğünüz gibi böyle gri antrasit renkte yapılmış. Şu yan tarafta sanki bir SUV otomobilmiş gibi mat gri kaplamalar var. Yine camların etrafı tamamıyla krom kaplı ve yukarıda krom kaplı tavan raylarımız yer alıyor. Arkasına geçtiğimizde buradaki tamponun da renkli olması dikkatimizi çekiyor. Çift çıkış egzozlar dizel olduğu için onlar yere bakıyor. Oldukça da güzel duruyor. 2.5 TDI ve Quattro yasını sağ tarafta, Allroad yasını da sol tarafta görüyorsunuz. Şuradan bagajı açalım. 500 litreden daha küçük olduğunu söylüyor Audi ama bence galiba Panzerotta kadar ölçülmüştür bu. Çünkü burası oldukça büyük duruyor. Yani bugün bu otomobilin bu boyutta bagajını üretseler herhalde 700 litre, 600 litre falan derler buna. O dönemin ölçü birimi burada önemli diye düşünüyorum. Bagaj komple şöyle yumuşak bir malzemeden kaplanmış. Oldukça kaliteli hissettiriyor. Şurayı açtığımız zaman altında bu otomobilde Bose ses sistemi olduğunu görüyorsunuz. Sağ tarafı açtığımda burada bir altılı CD changer görüyorsunuz. Üst kısmı da göz olarak kullanılabilir. Şurası demir çünkü. Burada bir 12 volt çıkış yeri alıyor. Şu şekilde basıp açıp basıp kapatabiliyorsunuz. Onun şekli de güzel. Burada bir tane panzot görüyorsunuz. Panzot arkadaşlar buradan çektiğinizde şu şekilde bir file çıkıyor. Fileyi tavandaki şu delikleri sabitleyip fileli bir otomobil olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bakın boşluk yerler var. Muhtemelen opsiyonlu. Onları alsanız da galiba öyle zannediyorum ki bagajı kapatmak için bir panzot olarak kullanabiliyordunuz. Şuraya geçtiğimde burada bir şöyle kapaklı alan görüyorsunuz. Burada yansıtıcımız var. Kapattığımda şurada bir tane aydınlatma görüyorum. Çift yönlü bu aydınlatma ve şurası halı kaplı. Sağa geldiğimde hiç fena olmayan kapı hissiyatları. Kapıların üzerinde şöyle makam perdeleri görüyorsunuz. Bunlar da yağ gibi kayıyor maşallah bu yaşında. Şuralar sert plastik malzeme. Audi'ler zaten hep böyle üretiliyordu o dönemde de hala da. Şuralar deri malzemeyle kaplanmış. Derisi kaliteli. Bakın şurada küllüklerimiz yer alıyor arkadaşlar. Bunun iç kısmını koymayı unutmuşlar galiba. Şuralar hafif yumuşak malzeme. Şurada da şu şekilde açıp kullanabildiğiniz içerisi kaplı gözler yer alıyor. Burada da Audi 4 halkası ve Bose ibaresini görüyorsunuz. İçeriye baktığımda oldukça kaliteli koltuklar bizi karşılıyor. Şu kafalık koltuğun içine giriyor. Bunun hissiyatı da oldukça güzel. Burada bir tane kol dayanağımız var. Kol dayanağının içerisini şuradan açıp şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Burası derin bir göz arkadaşlar. 0.5 kilo taşıyabilir ibaresi de burada yer alıyor. Yine şuraya geldiğimde iki tane bardaklık beni karşılıyor. Koltuğun içerisinden çıkan oldukça güzel yere koymuş bardaklıklar. Ortada kocaman bir şaft tüneli, iki tane havalandırma çıkışı ve 12 volt çıkışı görüyorsunuz. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa tam benim gözümün önünden bakışınız bu şekilde. Sunroof'u, ön konsolu görebiliyorsunuz ama arka koltuklar çok yukarı.
yukarıda değil, yatarak oturuyorsunuz. Bir makam konforunda oturuyorsunuz. Koltuk arkalarında fileler var ve diz mesafesi benim boyum 1.78 iken böyle. Baş mesafesi de böyle. Şu ortada 4 tane aydınlatma görüyorsunuz. Burada tutamaklar var gördüğünüz gibi. Yine burada da bağlantı yerleri var arkadaşlar. Şurada airbaglerimiz var gördüğünüz üzere. Şuradaki kaplama da ayrıca hoşuma gitti. Direkt kısımları ayrıca kaplanmış. Yine burada kapılar bir tık daha ağır diyebilirim. O da büyüklüğünden dolayı galiba. Şurada aydınlatmalar görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar yine sert plastik malzeme. Şuralar hafif yumuşak. Bura deri kaplı. 4 cam otomatik. Burada da 2 tane farklı gözünüz var. Bu şekilde kullanabildiğiniz. Ben bunları beğendim abi. 10 numara gerçekten. Ha yani şöyle büyüme olay olmuyor zaten. Zeminiyle beraber açıldığı için. Dar ama lüks duruyor. İçerisine geçtiğinde şu şekilde koltuklar var. Koltukların kenarında da airbag yazıları. Elektrikli bel destek ayarı ve elektrikli koltuklar var. Ön iki tarafta. Burada far ayarlarımız yer alıyor. Deri bir direksiyon. Bunun derinlik yükseklik ayarı var. Şu artı eksilerle şanzımanın vitesini değiştirebiliyorsunuz. Ortada klasik Audi kadranlarını görüyorsunuz. Şöyle marşına basalım. Sert çalışan bir dizel motoru var. Burada dereceyi, gidebileceğiniz kilometreyi gördüğünüz bir ekran var arkadaşlar. Solda yağ sıcaklığı, ortada hararet, yanında benzin göstergesi, akü voltajını görebildiğiniz ekranlar yer alıyor. Burası bayağı bir detaylı. Burada şöyle hafif yumuşak ama böyle bayağı tok, güzel. Bütün Audi'lerde gördüğümüz bir konsol tasarımı ve kalitesi var. Alt tarafta iki tane havalandırma menfezi. Burada süspansiyon ayarları var. Ben süspansiyonu video çekerken en üst konuma almıştım. Şimdi yola çıkacağımız için şöyle ikinci konuma indirelim. Şu an süspansiyonumuz iniyor. Alt tarafta bir ekran var. Bunu sonradan takmışlar. Burada bir tane bardaklık yer alıyor arkadaşlar. Açtığınız zaman şu şekilde çıkıyor. Bu ekran tabi Pioneer sonradan takılmış. Normalde Audi'nin kendi ses sistemiyle geliyor. Bose ses sistemiyle geliyor. Burada 6 kademeli koltuk ısıtmaları görüyorsunuz. Dijital çift taraflı klima. Şu alt tarafta şu şekilde bir gözümüz var. Buraya geldiğimde şanzımanın kolunu görüyorsunuz. Yan aynaların elektrikli ayarları. Burada park sensörü on off tuşu. Deri kaplı el freni. Şurada şu şekilde içerisi kaplı olan bir kolda. Bunu böyle isterseniz kaldırdığınızda altından bir tane de göz çıkıyor. Sağda kilitli bir torpido gözü var. Bunu açtığımız zaman da burası çok derin değil ama geniş. Yukarı çıktığımda burada ışıklı makyaj aynaları var. Şurada aydınlatma ayarları. Burada sunroof ayarları. Şurada üçüncü güneşlik. Otomatik kararabilen iç dikiz aynası yer alıyor. A6 Allroad Quattro'nun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi bu 2.5 motoruyla beraber sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize ne hissettirecek. C5 kasa kodlu Audi A6'nın içerisine bindiğimde ilk izlenimlerim şu şekilde arkadaşlar. Unuttum bir şeyi aktaracağım burada. Üst taraflarda da birer tane bildiğiniz havalandırma menfezi var yan camlar için ve ön cama da tabii ki orada üfleyebiliyor. Açma kapama kontrolü de var onlarda. Bindiğimde şunu hissediyorum. Kullanışlı otomobil yapmak için uğraşıyormuş o dönemin Audi mühendisleri. Sadece Audi mühendisleri değil aslında otomotiv sektöründeki tüm mühendisler o dönemlerde kullanışlı ve kaliteli otomobiller yapmak için uğraşıyorlarmış. Bugün baktığımızda biraz daha teknoloji odaklı ve biraz daha pazar odaklı otomobiller yapılıyor. O dönemin otomobilleri galiba biraz daha duygusalmış arkadaşlar. Şimdi o duygusallığı alamıyoruz açıkçası. Bu otomobile bindiğimde de onu hissettim. Otomobilde ilk başta dikkatimi çeken bu direksiyon. Bu direksiyon modeli biraz kaba ama kendisi küçük olduğu için ele muhteşem güzel oturuyor ve az önce de olduğu gibi şuraları sıkı tuttuğumda bu şanzıman değiştirme tuşlarına basabiliyorum. O birazcık hoşuma gitmedi açıkçası. Keşke biraz daha içeride yapsalarmış ya da direkt pedal shift. A6 Allroad'un bu ayarlı süspansiyon sistemi bence oldukça mantıklı ve güzel. İstediğiniz zaman aşağı indirip uzun yolda kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman yukarı kaldırıp arazide kullanabiliyorsunuz. Dört çeker sistemiyle beraber güzel işler çıkartıyor. Özellikle yol tarafında sedanla benzer tepkiler veriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de dört çeker olunca tabii sedanların hepsi dört çeker değil. Bu o dönemin en kullanışlı otomobillerinden bir tanesi ki zaten 2005 yılında yılın otomobili seçilen bir model bu model. Koltuk ısıtmaları bir defa çok güzel ısıtıyor ve kliması da gayet güzel çalışıyor bu otomobilin. Direksiyonu çok sert değil, çok yumuşak değil ama bakın çok net bir direksiyonu var. Bunu hem dört çeker sistemine hem de o dönemde Volkswagen gruplarıyla ortak kullanılan şasisine borçlu. Tabii bu şasiyi biraz daha yumuşak bir süspansiyonla kullandığınızda önden kopmaların çok fazla yaşandığı bir şasiydi. Fakat bu otomobil bir tık daha gergin ve dört çeker olduğu için onu o hissiyatı kapatmış, üstünden geçmiş, ezmiş gibi duruyor. Çünkü bu otomobil gerçekten çok güzel yol tutuyor. 2.5 litrelik bu dizel motor işte farklı güç seçenekleriyle üretildiği için döneminde verimli ya da verimsiz şekliyle alınabiliyordu. Bu motorun kullanımında şöyle bir şey var. Bu motoru uzun süre kullanabilirsiniz bakımla. Arıza verdiğinde içerisinden çıkması bir hayli zor oluyor. Fakat arıza vermese de uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Motor biraz şans işi. Bu arada bu test aracımız 112.000 kilometrede, yani bu videoyu izleyenler şanslı diyebiliriz.
Motor ilk çalıştırdığımızda bir hayli sesli. Rölantide dururken beklerken bir hayli sesli. Çok vurgulu çalışan bir motor ve bununla beraber yaklaşık 2500 devir dakikadan itibaren gücünü hissettiren bir motor. Bu otomobile binip gaza bastığınızda ilk başta otomobil biraz hantal gelebilir 2.5 litrelik bir motora göre. Özellikle günümüz teknolojisinde üretilen motorlara göre baktığınızda bir tık daha hantal hissettiriyor. Fakat yola çıkıp biraz gazladığınız, özellikle 2500 devri geçtiğinizde aracın ne kadar hareketli, ne kadar güzel bir motorun olduğunu anlıyorsunuz. Motor konusu bir tarafa dursun, koltuklar epey rahat ama minderleri kısa. Audi'lerde ilk defa bu kadar kısa minderli bir Audi'ye bindim. Onu net olarak söyleyeyim size. Bir Ford minderi gibi, Ford Focus, Ford Mondeo minderi gibi minderi var. Muhtemelen o dönemlerde bunun uzatılabilen opsiyonlu versiyonları da vardır. Ama koltukları epey bir rahat arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Görüş açıları gayet güzel. Bunun sağ ve sol aynasının boyutu aynı. O dönemdeki Alman gruplarında sağ ve sol aynaların boyutları farklı oluyordu biliyorsunuz. Orta aynadan arka tarafı seyretmesi gayet kolay. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor burada da. Motor sesi diyordum az önce. Motor sesi alt devirlerde ve araç rölantide beklerken çok geliyor. Ama yola çıktığınızda şöyle 1500 devirlerde, 2000 devirlerde motor sesi duymuyorsunuz. Yukarılarda da tatlı bir motor sesi var. Eski 1.9 dizel motorlu transporterları bilirsiniz. O tonda bir ses geliyor. Konsol çok yukarıda değil. Zaten dönemin Passat'larına çok benziyor bu konsol. Ve kaput kısmı da aşağıda olmadığı için buradan kaputu görerek yolculuk yapabiliyorsunuz. Koltuğu bir tık yukarı kaldırdığınızda. Bu araçta ABS var. Bununla beraber ESP de var arkadaşlar. Çekiş kontrol sistemi de bulunuyor. Şurada duralım şimdi isterseniz. Bir şöyle 0-100 yapalım. Bu yol benim yol testi de yaptığım oldukça bozuk bir yol. Biraz sallantılı geçişler olabilir. O yoldan kaynaklı. Onu söylüyorum ve dip gaz yapıyorum. D modunda şanzımanın bir de sport modu var. 2500 devirden sonra araba abi böyle oluyor. Bak durmuyor. 100 120 ve şu an en alt konumda değiliz. 140 160 Biraz fren yapalım şimdi. Yaklaşık 150 kilometrede 3000 devir civarında gidiyor. Şanzımanın oranları gayet güzel. O konuda herhangi bir sıkıntı da yer almıyor arkadaşlar. Aracın şimdi yol tutuşuna gelelim. Bu şaseyi övmüştüm az önce ama 4 çekerle birlikte. 4 çekerle birlikte bu şaseyi kullandığınızda viraj girişleri, çıkışları, bu özellikle süspansiyon 1. ve 2. kademedeyken oldukça zevkli oluyor. Birazcık yan yatıyor. Bir tık yumuşaklığı var tabii ki. Ama onun dışında herhangi bir problem yaratmıyor size. Gayet güzel yol tutuyor. Çok zorlarsanız eğer 2 çekerlerinde olduğu gibi 4 çekerlerinde de önden açma yapıyor. Ama bunu bir hayli geç yapıyor. O yüzden bu otomobilde yolculuk yapmak bu haliyle epey bir zevkli oluyor. Allroad modelini kullananların dönüp dolaşıp tekrar Allroad modeline bakmasını ben şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü bu otomobille hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Tüm yol koşullarında her şekilde seyahat edebileceğiniz donanımlara sahip bir model. Fiyat olarak 200, 220, 230 bin lira bantlarına bugün bu otomobili bu motoruyla satın alabiliyorsunuz. Tabii bu kilometrede olursa. Kilometresi gerçekten çok güzel. Arabanın yürürü de gayet güzel. Audi'lerle ilgili temel problem ama şu. Hangi Audi'yi alırsanız alın. Ortalama 5-6 yaşı geçtikten sonra trim sesleri bir hayli fazla hale geliyor. Bu otomobilde de temel olarak duyduğum en büyük ses trim sesi. Şöyle rüzgar sesine bakalım. Bakın yine 2500 devirden sonra yasladı götürüyor bizi. 110'dan sonra sunroof'tan başlıyor. Ve 140'tan sonra ses artık artmış oluyor arkadaşlar. Bu otomobilde yol sesi çok yok. Ama bozuk yollara girdiğinizde tabii ki geliyor. Ama aşırı derecede, rahatsız edecek derecede bir yol sesi de yok bu otomobilin. Motor sesi zaten yürürken gelmiyor arkadaşlar. Durduğunuzda rölantide aha da böyle duyuyorsunuz. Ya bu arabayla tek şeyi sevmedim. Düşük devirlerde, alt devirlerde biraz cansız olduğu için yani biraz böyle yanlayayım, uçayım, kaçayım dediğiniz zaman ona çok elverişli olmuyor. Yani biraz süratli olmanız lazım onun için. Kalkışlarda falan pek bir şey yapamıyorsunuz. Biraz hızını aldıktan sonra yapabiliyorsunuz. Bu araçta 4 ayak altında aydınlatma özelliği de var arkadaşlar. O da dönemin güzel özelliklerinden bir tanesiydi. Yani şöyle bakıyorum, diyorum ki keşke o dönemde şu otomobili şöyle sıfır gıcır gıcır, hala öyle tertemiz ama çıkarıp binebilmek, yani o zamanın 2.5 motoru onun havasıyla, bu otomobil havasıyla buna binebilmek nasıl bir tatlı acaba, nasıl bir güzellikti. Şimdi bile
güzel, o zaman çok daha güzeldir diye düşünüyorum. Yakıt tüketimine gelelim. Yakıt tüketiminden bahsedeyim. Bu kullandığımız güzergahta bu otomobil bana 11.2 litre yakıt tükettiğini gösteriyor. Gazlamalı kullandık. Sizden önce de gazladım ben. Bu otomobilde arkadaşlar şehir içi yakıt tüketiminiz 9 ile 11 arasında değişir. Şehir dışında da 7 litre civarlarında yakıt tüketimi oluyor. 7-8 civarında tüketim oluyor ama tabii şehir dışında gazlıyorsunuz. Bazen 8.5 falan bile buluyor. Şehir içinde de gazlarsanız eğer 11'i bile birazcık geçebilir ama çok üstüne çıkacağını zannetmiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.